Şu kirpiklerime rimel olarak pembe rimel sürdüm. Bilmiyorum görebilir misiniz ama zaten sonra beğenmedim. Siyah sürdüm. Siyah. Yine benim konuşasım var. Evet. Aloha. Ayağımın tozuyla daha dün akşam arkadaşlar Bombay'den, Hindistan'dan döndüm. Hatta Bombay değil Mumbai diyeyim. 1995'ten beri adı Mumbai olan Hindistan'ın o büyük ve tezatlıklar şehrinden, ülkesinden döndüm. Ve size açıkçası hani orasıyla ilgili deneyimlerimi biraz aktarayım istedim. Ben Bombay diyorum da Mumbai, işte Bombay, Mumbai aynı ama şimdi anlatacağım size hani isim neden değişti falan diye. Orası ile ilgili zaten hani oradayken daha doğrusu vlog çektim size ama eğitim için, orada olduğum için hani deli gibi gezemedim. Zaten gezmeye gitmedim ama yine de işte gezdiğim, gördüğüm yerleri ve paylaşmak istediğim içimden gelen yerlerde de sizinle konuşarak bir vlog çektim. Büyük ihtimalle o vlogu önce o vlogu yayınlarız, sonra bu videoyu yayınlarız. O yüzden izlemeyenleriniz olduysa şuraya bir yerlere bırakırım. Oraya değil, evet buraya olması lazım. Karttan da bakıp yani oraya tıklayıp izleyebilirsiniz diyorum öncelikle. Dediğim gibi hani Bombay'e yani Mumbai'ye dair merak ettikleriniz ya da merak edeceğinizi düşündüğüm ne varsa bu videoda şöyle bir toparlamak istedim. Öncelikle arkadaşlar Bombay'in ismi neden Mumbai oldu? Bir ben buna baktım hani bu videoyu çekmeden önce şöyle bir bilgiye ulaştım. Şimdi Portekiz ismi yani Portekizliler Bombayim ismini koymuşlar ve bu da güzel koy anlamına geliyormuş. Sonrasında da İngilizler gelip Bombay olarak bunu değiştirmişler. Lakin ve fakat 1995'te yerli balıkçı halk olan Kolilerin tanrısının adı Mumbai Devi olarak hani Mumbai ismini almış. Dolayısıyla da artık Mumbai deniliyor. Yani Bombay eski ismi olarak geçiyor. Bilginiz olsun, bu böyle hani parantez içinde merak edenleriniz için ek bilgi olarak dursun diye bu bilgiyle başlayayım istedim. Öncelikle size neden gittim? Hani ben zaten hatırlayanlarınız, belki izleyenleriniz varsa gitmenizi önermediğim 3 şehir diye bir video çekmiştim çok uzun zaman önce. Ve orada da hani gitmenizi önermediğim şehirlerden bir tanesi Mumbai'di. Ve hani ben gitmeyin deyip neden Karden o zaman sen gittin diyenleriniz de olursa bir eğitim vardı arkadaşlar. Access Consciousness, Access Bars'la ilgili. Ve benim hani çok merak ettiğim zaten Access'in de kurucusu olan 80 yaşında inanılmaz enerjik ve gerçekten çok etkilendiğim birisi oldu. Gözlerine bakıp özellikle canlı olarak onu da izleyince enerjisinden çok etkilendim. Gary Douglas orada bir eğitim veriyordu. Marriott, Juhu Marriott Otel'de olacaktı eğitim, işte 3 günlük bir eğitim. Dolayısıyla ben onu canlı görmek istedim. Eğitimi de canlı olarak almak istedim. O yüzden gittim. Online olarak da alabiliyordunuz ama ben hani madem kendisi böyle bir eğitimi 80 yaşında veriyor ve benim de almak istediğim bir eğitim, neden gitmeyeyim diyerek yola çıktım. Mumbai'de arkadaşlar hiç şaşırmadım. Yani olumlu anlamda beni şaşırtan hiçbir şey olmadı bu gidişimde de. Ve 16, 17, 18 yaşlarımda ben işte toplam yani 3 kere Hindistan'a gittim ama en az 2 kere Mumbai'ye gittim yani eminim. Bu aradan geçen kaç sene oluyor? 18 senede şehir bir kere çok daha fazla kalabalıklaşmış. Daha pis olmuş bence. Hani zaten o zaman da bana çok pis gelmişti ama daha da bir pis geldi. O şehirde olan böyle bir koku var. Yani zaten tropikal iklim, hani şimdi Mumbai ile ilgili size detaylı bilgi vereceğim ama tropikal iklim olduğu için de çok böyle sıcak, hani farklı bir sıcak oluyor. Maldivler'de de öyle, hani Hindistan'da da öyleydi ve o sıcaklıkla beraber inanılmaz böyle bir yani arabaların, tuktukların falan hani egzoz dumanları işte hani binaların falan böyle çıkan dumanlar derken gerçekten çok kötü bir koku var şehre hakim olan. Bir de tabii ki de hani inekler falan çok özgür orada. Sokak hayvanları, sokak kedileri, köpekleri de çok fazla var. Bütün bunlardan dolayı ve 1 milyon kişiye 17 umumi tuvalet düştüğünü de varsayarsanız hani bilmiyorum yollara artık yani en azından küçük tuvaletini yapan insanlar olduğunu da düşünüyorum. Çünkü doğal çok alan da var. O kadar kokuya sebebiyet yani sebep olan ne? Bunlar diye düşünüyorum. O yüzden bu beni pek memnun etmedi. Ve
Ben kendimi orada çok güvende hissetmedim. Ama bunun yanı sıra size gitmenizi önerir miyim? Öneririm. Aslında en sonunda hani videonun sonunda ben nereye gitmek istiyorum ona değineceğim ama hani eğer ki gidip görmek farklı bir deneyim yaşamak istiyorsanız tabii ki de gidin görün derim. Ama tek başınıza gidiyorsanız çok dikkatli olmanızı kadın ya da erkek özellikle kadınsanız hani dikkatli olmanızı öneririm. Hani çantanızı falan önünüzde taşıyın. Yani böyle bazı bakışlar özellikle erkeklerin bakışları hani beni rahatsız etti. Bunu da söylemem gerekiyor diye düşünüyorum. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Yani aynı zamanda bence Hindistan genel olarak çok renkli. Mumbai'de de zaten vlogda görürsünüz. Hani özellikle o sarı dedikleri, sari deniyor galiba. Hani o Hintlilerin kıyafeti, kadınlar falan hep böyle çok renkli giyiniyor. Öncelikle arkadaşlar Mumbai'de zaten ulaşım için çok fazla taksi, tuk-tuk ve Uber var. Ben açıkçası Juhu, sanırım Juhu bir bölge bu arada. Çünkü merkeze 1,5-2 saat uzaklıktaydı. Ve ben hani bu kadar uzak olduğunu bilmiyordum. Hani gitmek istediğim birçok yere giderken Uber çağırdığımda bayağı zorlandım. Trafikten dolayı özellikle. Hani gidiş dönüş 3 saat, 3,5 saati buluyordu. Ve taksiler yani otelden çağırdığımda inanılmaz pahalıydı. Hani gitmek istediğim bir yere 2000 rupi istiyor otelden çağırırsam taksiyi. Oysa ki ben Uber'le 500-600 rupiye gidebildim. Dolayısıyla benim size nacizane tavsiyem olabildiğince Uber'i kullanın derim. Yani ben öyle yaptım ve de çok memnun kaldım. Bunun yanı sıra tuktuklar çok uzağa gidemiyormuş. O yüzden hani tuktuk denemedim. Bir de çok sıcaktı. Hani klima falan olsun istedim açıkçası arabada. Gerçekten çünkü öyle böyle hani 30 derece orada 35-40 derece olarak tropikal iklimden dolayı hissedilebiliyor. Bu böyle. Ha bir de yeri gelmişken fiyatlarla ilgili şunu da söyleyeyim. 1200 ya da 1300 rupi 15-16 dolar ediyordu. Ve yani bu videoyu çektiğim işte Mayıs 2022 yılında bu böyle. Siz videoyu yani çok zaman sonra izlerseniz ve değişirse onu ben bilemem. Bunun yanı sıra deli deli araba kullanıyorlar. Hani öyle böyle değil. Yani zaten vlogda detaylıca çektim. Gerçekten hani ben İstanbul'da inanılmaz böyle çok manyakça diyeceğim tırnak içinde araba kullanıldığını düşünüyordum. Ama Mumbai'de öyle araba kullanma şekillerini gördükten sonra neye uğradığımı şaşırdım. Hani kaç kere gözümü kapadım. Kesin arabaya çarptık. Tamam şimdi yani kesin çarptık diye. Bir de böyle hani hem motorları hem ya her şeyi böyle çok yani kıl payıyla geçiyorlar öyle söyleyeyim size ve Uber kullanıcıları yani Uber şoförleri diyeceğim bir tık daha dikkatli çünkü bir yerden bir yere giderken taksiye de bindim onu da hatta vlogladım. Yani taksici o kadar hızlı ve o kadar tehlikeli bana göre kullanıyordu ki ben çok korktum. Yani hani sokak köpeği gördüğünde falan da durmuyor. Zaten iletişim dilleri de korna ama böyle bir korna çalmak ya da böyle bir kornayı kullanmak bence hayal edemezsiniz. Yani gerçekten hani benim ne demek istediğimi anlamak isterseniz zaten vlogda biraz göreceksiniz ama gidip deneyimlemeniz lazım. Hani onu size söyleyeyim. Bu arada gitmeyi düşünenleriniz için de şunu da bilmenizde fayda var. 4 ay yağmur yağıyormuş. 4 ay çok sıcak. 4 ayda ne dediler ya? 4 ayda galiba kurak mıydı? Yani tropikal iklim olduğunu göz önünde bulundurun. Özellikle o muson yağmurları zamanı giderseniz hani bayağı mağdur olabilirsiniz. Bunu da ben size söyleyeyim. Ben Mayıs ayında gittim ve yağmur zamanı değildi. Bunun yanı sıra direksiyon yani trafik zaten sağdan akıyor ve dediğim gibi korna ile iletişim kuruyorlar. Bir taksici arkadaşımız hatta beni havaalanına bırakırken benimle böyle bazı şeylerini paylaştı. Ben bayağı şaşırdım. Onu da sizinle paylaşmak istedim. İşte dedi ki burada hani pandemi zamanında biz kendisi işte otelde müdürmüş ve işinden olmuş ve çok fazla işinden olan ve çok fazla ölen insan oldu dedi. Ve pandemi dolayısıyla hani bize hiç devlet destek olmadı. Hani elektrik faturalarını falan mesela ödememeleri gerekirken işleri olmadığından dolayı devlet oradaki insanlardan da çalışmadıkları halde ödemelerini, faturalarını, ödemelerini falan istemiş ve ödemeyenleri de hani bu kadar borcunuz var diye hapse atıyorlarmış. Bunu anlattı bana. Çok enteresan geldi işte hani borcunun olmasından. Tabii ki hani ben şey algılamadım. Hani bana para verin diye anlattığını düşünmüyorum açıkçası. Hani çünkü hayatıyla ilgili ben ona hani sorular soruyordum. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Böyle bir şey varmış. Yani pandemide tabii ki de bütün
ülkeler, yani bütün dünya zor zamanlardan geçtik. Ama Mumbai özellikle Hindistan hani çok gelişmiş bir ülke olmadığı için belki biraz daha anlayış gösterebilirlerdi hani işlerini kaybeden insanları, ama biraz şaşırdım. Bunun yanı sıra insanlar genel olarak çok kibar arkadaşlar. Turistlere zaten hani ekstra kibarlar. Ama hani beni şaşırtan aslında daha önceden de bildiğim bir şeydi ama erkeklerin bakışları. Erkeklerin ben yürürken ya da bilmiyorum, belki turist olduğum için, sonuçta Hintliye benzemiyorum. Hintli olmadığım için hani, ya da orada tek hani Hintli olmayan bir kadın olarak yürüdüğüm için mi, öyle açık açık da giyinmedim. Hani açıktan kastım göbeği açık bile bir şey giymedim. Ama böyle bakışlar o kadar rahatsız ediciydi ki. Bir de yürürken zaten hani nereye bastığınıza çok dikkat edin. Koloba bölgesi miydi? Koloda bölgesi miydi? Onu da vlogda çektim. Hatta o fare de olabilir, hani alabildim mi emin değilim kameraya. Bir yerde böyle yürürken fare geçti ve insanlar hiç şaşırmadı. Hani bildiğiniz böyle sokakta, hatta aa kedi falan diye böyle kediyi hani ellemedim ama kediye böyle yaklaşırken bir anda önümden böyle fare geçti. Ben bu kadar pis olmasına çok şaşırdım. Bunun yanı sıra Mumbai'nin nüfusu 13 milyon. Arkadaşlar dünyanın en büyük 9. şehri olarak zaten geçiyormuş. Yani inanılmaz kalabalık. Hani böyle bir kalabalık yok. Ben böyle bazı yerlerde gezerken dışarıda hem sıcaktan dolayı hem de insan kalabalığından dolayı böyle yeter diye bağırasım geldi. Hani çok kalabalık gerçekten. Bollywood'un merkezi Mumbai, hatta 70 bin Bollywood filmi burada çekilmiş ve Bollywood stüdyosunu gezmeniz mi mümkündü? Ben ne okumuştum? Ha şöyle, Bollywood filmlerinde yer alabiliyor musunuz işte orada hani figüran olarak, ama bunun için bayağı sıra beklemeniz gerekiyormuş. Bollywood filmlerinin çekildiği yerlere giderseniz hani oradan sizinle direkt hani gelip işte şurada şu rolü oynar mısın diye iletişime geçiyorlarmış diye duydum. Ama bunun için bayağı zamanınız olması gerekiyor diye de yazıyordu okuduğum yerde, rehberde diyeyim. Bunun yanı sıra Mayıs ayında dediğim gibi hani 30 derece civarıydı ve tropikal iklim var. Begonviller, palmiye ağaçları her yerdeydi. Özellikle zaten çiçekler, begonviller beni benden aldı. Çok çok güzel. Ben çok severim renkli renkli. Türkiye'den 2,5 saat ileride orası. Onu da belirteyim. Airbnb'de kalmak mı ya da otelde kalmak mı? Hani Kardelen, eğer oraya gidersek nerede kalalım derseniz arkadaşlar, ben Airbnb'de kalmam. Ben otelde kalırım ve hani iyi bir otelde kalmayı da tercih ederim. Hindistan, dediğim gibi hani gittim, evet hani bu toplamda Hindistan, hani ülke olarak Hindistan'a 3. ya da 4. gidişim oldu ama yine de çok vakıf olduğum, çok iyi bildiğim bir yer değil. Sadece bütün bu gördüklerimden, deneyimlerimden dolayı çok temiz bir yer olmadığını bildiğim için hani olabildiğince bütçemi ona göre ayarlayıp en hani bilinen otellerde kalmayı tercih ederim ama seçim size ait. Ben açıkçası Airbnb'de de çok araştırmadım, öyle bir tercihim olmadığı için. Hani belki kaldığınız ev hani çok da temiz çıkabilir, bilemem. O yüzden bakmanızda ve sizin tabii ki de kendinize göre seçmenizde fayda var. Bunun yanı sıra vize konusundan da bahsedeyim. Ben vize almakta zorlanmadım ama meşakkatli bir süreçti. Bir de turistlere genel olarak bir kere giriş hakkı, yani single entrance veriyorlar. Ve bir kere girdikten sonra 90 gün mü kalabiliyordunuz? Ya da yok pardon, 2 haftalık verdiler bana ve bir kere giriş hakkı verdiler. Ama yani 100 dolar falan ödedim ben. Birisi yardımcı oldu bu vize işlerini yapan. 100 küsür dolar mı ödedim? Yani bir de hem onu... Yok. Yanılıyor muyum? Bir dakika. Vize işlerini yapan bir arkadaşımız var. Ona zaten belli bir ücret ödedim ben. Çünkü ona koşuşturmak istemedim ama bu benim tercihimde. Tabii ki hani her şeyi siz de yapabilirsiniz. Herhangi bir vizeciyle çalışmak zorunda değilsiniz. Bir de 114 dolar mı 104 dolar mı ne de o vizeyi almak için hani... Hindistan konsolosluğuna gittiğimde ödedim. Böyle bir şey de var. Bunun yanı sıra 1800 kişi kapasiteli trenlere 7000 kişi biniyormuş. Zaten ben tuktuklarda, arabalarda böyle o kadar tıklım tıkıştı ki aklım gitti. Ben anlamıyorum ama yine aynı şeyi söyleyeceğim. O zaman neden bu kadar çocuk sahibi oluyorlar onu da anlayamıyorum. Seçim diyeyim ya da böyle bir kültürleri var sanıyorum ki. Ve başka son olarak size, evet, nereye gitmeli
diye bana soracak olursanız, ben açıkçası daha önceki gidişimde Agra, Jaipur ve Yeni Delhi'ye gitmiştim. Böyle zaten hani üçgen olarak hani oraları gezebiliyorsunuz. Babamla hep gittim ben. Pune'ye gitmiştim aynı zamanda. Mumbai'ye dediğim gibi iki kere gittim. Yani en sevdiğim sanırım benim Agra'ydı. Agra'dan etkilenmiştim, öyle hatırlıyorum. Ama ben bir daha gidecek olsam Hindistan'a Goa'yı görmek istiyorum. Goa benim en merak ettiğim yerlerden biri. Çok sıcak olmadığı bir zaman, çünkü orası her zaman sıcak bana kalırsa, yani yine öyle biliyorum ben. Goa'ya gitmeyi çok istiyorum. Bu arada Goa'ya gidenleriniz olduysa lütfen ama lütfen arkadaşlar yorumlarda belirtin. Sizin deneyimleriniz ne oldu? Goa'yı önerir misiniz? Nasıl buldunuz? Çünkü ben böyle hani bayağı hani çok kafamın uyacağı insanların oraya gittiğini biliyorum. Birkaç arkadaşım hatta seneler önce gitmişti böyle hani hippie var, böyle çok renkli insanlar orada çok takılıyor, hani çok gidiyor diye biliyordum. Neyse, zaten pandemiyle beraber rafa kalkmıştı o hani isteğim. Ama gidenleriniz varsa yorumlarınızı merak ediyorum. Ve yapılacaklar ne? Hani Kardelen oraya gittik, orada ne yapabiliriz diye de soruyorsanız vlogda zaten paylaştıklarıma bir göz atın. Bunun yanı sıra Gandhi'nin evi vardı. Ben ona gidemedim. Ona gitmeyi gerçekten çok istedim. Dhobi Ghat bölgesini öneririm size. Bu dünyanın en büyük açık çamaşırhanesi olarak geçen, benim de gezdiğim. Bunun yanı sıra Gecekondu Mahallesi, Dharavi galiba adı. Oraya ben gidemedim, gezemedim. Oraya gidebilirsiniz. Orayı da öneriyorlar. Bu şekilde arkadaşlar, yani sanıyorum ki size söyleyeceğim her şeyi olabildiğince anlattım. Ya puanlamak falan istemiyorum ama gerçekten Mumbai kişisel olarak beni çok zorlayan bir şehir. Bu belki de benim... ile ilgili. Yani hani belki gidip bayılanlarınız da vardır. Ama genel olarak bu kadar kalabalık, bu kadar hani havanın pis olması, bu kadar sıcak, bu kadar böyle trafiğin tıklım tıkış falan hali beni zorluyor. Ya da şu da olabilir aslında. Tabii bunu söylerken bir yandan şunu da düşünüyorum. Mesela ben bir arkadaşımla Mumbai'ye gidecek olsam ve böyle bir plan yapsam, işte birinci gün mesela ne bileyim Saat Kulesi'ne gideceğim, Gandhi'nin evine gideceğiz ve işte taksi, hani Uber ayarlayacağız. Hani böyle planlı planlı 2-3 günlük, 4 günlük neyse hani bir tur düzenlesek belki de daha iyi, tabii ki de spontan olarak değişen şeyler de olur. Ama daha güzel olabilir belki diye düşünüyorum. Bu arada Hintliler gerçekten genel olarak çok yardımsever. Şöyle bir şey de yaşadım ama bundan da bahsedeyim size. Ben o Taj Mahal Otel'in oradan çevresinde böyle yürüyordum. Bir yerde taksiden indim ve Taj Mahal Otel'in girişini arıyordum. Orada birine sordum. Ondan sonra sokaktan geçen başka bir adam cevap verdi ama böyle hani iyi giyimli, hani normal böyle iş adamı gibiydi. 40-45 yaşlarındadır. O, ben de otele gidiyorum, size göstereyim dedi hani İngilizce. Duymuş hani beni sorarken. Ondan sonra o gösterdi. Teşekkürler falan dedim. Sonra da sizi yemeğe davet ediyorum. Yemeğe buyurun benimle falan. Ben de yok sağ olun dedim ama Allah'tan böyle çok ısrar etmedi. Sonra yine Taj Mahal'in otelin içinde gezerken başka biri, yine böyle iş adamı gibi, o da 45 yaşlarında başka bir adam ama Hintli. O da böyle istersen hani bir şeyler içebiliriz falan. Böyle yaklaşanlar da oluyor. Bu tabii ki de dünyanın her yerinde olur. Hani beni rahatsız edici bir boyutta değildi ama böyle bir şeyler de yaşadım. Ben kabul etmedim tekliflerini. İçimden gelmedi ama tabii ki de edebilirsiniz yani isterseniz. Siz de böyle bir şey gelirse, böyle bir teklif gelirse. Böyle arkadaşlar, yani benim genel olarak deneyimlerim ve size Mumbai'ye dair merak ettiğinizi düşündüğüm her şeyi paylaşmam bu şekilde oldu. Instagram'dan bu arada takipte kalmak isterseniz şuraya ya da buraya bir yerlere Instagram'ı bırakıyor olacağım. Sabitledim de hani story'leri sabitliyor olacağım. Sabitlediklerime bakabilirsiniz ve gezdiğim işte Londra, orası burası nereye gidiyorsam, önümüzdeki ay %90 İsviçre'ye gideceğim. Yine Access Consciousness eğitimi için Cenevre'ye uçacağım ama Cenevre'den 90 km uzakta bir yer. Neyse, orasıyla ilgili de zaten büyük ihtimalle vlog çekerim diye düşünüyorum. Vlog da ister misiniz? Onu da yorumlara yazabilirsiniz. Yani diyeceğim şu ki, Instagram'dan takipte kalırsanız zaten storylerden de hayatımda neler yapıyorum, sizinle paylaştığım artık her şeyi oradan görebilirsiniz.
Aynı zamanda bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Her cuma 6'da geliyor video. Bu arada onu da zaten hani bildirim zilini açarsanız size bildirim gelir. Böylelikle takipte kalmış olursunuz diyorum. İzlediğiniz için kocaman 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 mahalo. İyi ki varsınız arkadaşlar. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Bir de şunu da söyleyeyim. Yine de sizin başka sorularınız varsa onu da yazabilirsiniz. Hani benim bildiğim bir şeyse tabii ki de sorunuza cevap verebilirim. Hani Mumbai ile ilgili sorunuz varsa diyorum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşçakalın. Ay çok sıcak. Vuh! Havaların nemlendiğini şuradan anlıyorum. Ay böyle de neyse ya aman. Şuradan anlıyorum arkadaşlar, tişörtüm falan üstüme yapışmaya başladığı an tamam diyorum. Hani geldi bu pastırma sıcakları artık. İyi ki varsınız, minnettarım. Haftaya görüşmek üzere. Muah, muah.